Olamaz ya, olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Durduk yere Granny ile evlendim ya. Zengin. Bana bir akıl ver abi. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Sana kaç defa söyledik fakir? Kaç defa? Seni 50 defa uyardık ama bizi dinlemedin. Sanki biz çok mutluyuz. Ya zengin saçmalama. Sadece büyünün etkisi altındaydım. Sence ben onunla evlenir miyim abi? Büyü yapmış işte bana, büyü. Bir yolunu bulmamız lazım zengin. Haklısın fakir ama ne yapacağız? Ne yapacağız? Zengin, hadi abi. Büyücüye gidelim. Büyücü yapılacak bir şey bulur. Hatta belki Granny ile savaşır o. Çünkü ikisi de büyücü onların. Fakir kardeşim, büyücüyü bu tehlikeye atmayı hiç istemiyorum ama galiba başka çaremiz yok. Hadi bir an önce gidelim. Evet zengin, hadi gidelim abi. Hadi zengin, beni takip et. Bu işi çözse çözse büyücü çözer. Arkadaşlar, şehri Granny tamamen ele geçirmek üzere. Şu anda şehrin yarısına o sahip. Bu yüzden ışık kulesinin olduğu taraf Granny'ye ait. Oraya gidip isim yazamıyoruz onun yüzünden. Arkadaşlar bize destek verin ki onu yenelim. Mutlaka bir yolunu bulmamız lazım, mutlaka. Hadi büyücü, ne olursun bize yardım et. Büyücü, içeriye girebilir miyiz? Yardımınıza ihtiyacım var. Fakir, gel içeri gel. Tamam, hemen geliyorum. Büyücü, ne olursun bize yardım et. Olanları duymuşsundur. Ama bunlar gerçek değil. Granny bana büyü yaptı. Sakin ol fakir. Bunu hemen anladım. Ama seni uyarmanın hiçbir yolu yoktu. Seni uyarmak için büyünün bozulması lazımdı. Büyü bozuldu. Ama biraz geç bozuldu. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Ama ne yapacağız büyücü? Ne yapacağız? Büyücü, fakir doğru söylüyor. Bir şey söyleyeceğim. Sen Granny ile savaşamaz mısın? Sen de bir büyücüsün. Evet, bu çok tehlikeli ama bunu yapabilir misin? Ho. Çocuklar, genç olsaydım bunu kesinlikle yapardım ve onu alt ederdim. Ama çok yaşlıyım. Büyülerim eskisi gibi değil. Onun karşısına çıkmak benim için bir intihar olur. O yüzden bunu yapamam çocuklar. Daha başka bir şey düşünmemiz lazım. Ben artık normal büyüleri bile zor yapıyorum. Evet, ama ne düşüneceğiz? Ne düşüneceğiz? Bir yolunu bulmamız lazım kesinlikle. Büyücü, hiçbir yolu yok mu? Bize bir akıl ver. Şey aslında bir yolu var ama çocuklar bilmiyorum bu çok tehlikeli. Ne demek çok tehlikeli? Şimdiye kadar kaç tane tehlikeli görev aldık? Bunu da yapabiliriz büyücü. Ne istiyorsun? Hemen söyle. İstediğim bir şey değil fakir. Biri. Ne? Biri mi? Kim o biri? Söyle çabuk. Aref fakir, Aref. Büyücü, bu Aref de kim? Ve biz o Aref'i nereden bulacağız? Fakir, Aref bu diyarın en tehlikeli, en güçlü büyücülerinden biridir. Size yardım edebilir ve Granny'yi alt edebilir. Ama kendisi çok huysuz ve çok tehlikelidir. Herobrine'dan bile daha tehlikeli. Büyücü, eğer onu bulmazsak ve biraz daha geç kalırsak Granny şehre bütün kötüleri toplayacak. Şimdiden Herobrine'e haber yollamış bile. Herobrine bu şehre gelirse çok ama çok kötü olur. Hemen onu bulmalıyız. Tamam o zaman. Size haritada yerini göstereceğim. Hadi bakalım. Zengin abi, Aref'in yerini iyice ezberledin mi? Hemen yola koyulmalıyız. Evet fakir evet merak etme. Hadi kardeşim, Granny'ye görünmeden gidelim buradan. Tamamdır. Hadi gidiyoruz. O şapşal Granny bizi asla yakalayamaz zengin. Hadi abi gidiyoruz. Hı! Bir yere mi gidiyordun fakir? Granny, böyle durup durup karşıma çıkma sakın. Hadi ama fakir. Biz seninle evlenmedik mi? Saçmalama. Sen beni kandırdın. Sen bir cadısın, cadı. Bana bak. Şehrin yarısı benim. Kes sesini. İstediğim yere giderim. Evet, ama benim bölgemdesin. Senin bölgen karşısı. Yürü git oraya, defol. Öyle mi fakir? Tamam, görüşeceğiz seninle. Hadi zengin gidiyoruz abi. Olamaz ya. Sersem cadı. Göreceksin sen. Aref buraya gelsin. Seni mahvedecek. Mahvedecek. Hadi zengin acele et abi. İşte zengin geldik. Büyücünün bahsettiği yer burası olmalı. Evet fakir. Ama içeride neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Tamam hadi. Önden ben gidiyorum. Sen de hemen arkamda ol. Hadi zengin abi. Yapmamız gereken bir görev var. Gidiyoruz. Hadi bakalım. O Aref neredeyse ve kimse onu bir an önce bulacak. Umarım çok tehlikeli bir değil. Kimse hemen yardım eder. Hadi bakalım. Ha? Burası da neresi?
Zengin aşağıda bir sulu yer var abi. Oraya atlayacağız. Tamam fakir, ne duruyorsun? Hadi atla o zaman. Tamam o zaman. Atlıyorum zengin. Hadi hemen peşimden gel. İşte tamam. He? Bu da kim? Arif bu mu yoksa? Umarım budur. Hadi bakalım. merhabalar. İyi günler. Sen de kimsin? Benim adım Fakir. Ben Arif'i arıyordum. Arif siz misiniz acaba? Arif benim ya da değilim. Bu seni niye ilgilendiriyor? Bakın, biz Arif'ten yardım istemeye geldik, tamam mı? Bir cadı tarafından saldırıya uğradık. Ve o cadının şehrimizden gitmesi lazım. Onun için yardımınıza ihtiyacımız var. Öyle sanıyorum ki Arif sizsiniz. Ne olursunuz bize yardım edin. Size yardım edebilirim. Belki. Ama söylediğim yarışmalardan geçmeniz lazım. He? Ne yarışması? Ne saçmalıyorsun sen? Söyle hadi. Ne yarışması istiyorsun sen? Eğer bir savaşta beni yenebilirsen, Arif sana yardım edebilir. Öyle mi? Demek bana yardım edeceksin Arif he? Ve bu yüzden seninle savaşmam gerekiyor. Tamam o zaman. Hadi savaşalım. Ama savaşın bir kuralı olacak mı? Evet, bir kuralı olacak. O da kuralın olmaması. Öyle mi? Tamam bakalım. Hadi, ne zaman başlıyoruz? Şimdi. Hayır, olamaz. Defol git buradan, defol. Elimdeki silahın gücünü bilmiyorsun herhalde. Olamaz. Beni nasıl yendin? Olamaz. Gerçekten çok iyi bir dövüşçüymüşsün. Evet, çünkü çok fazla dövüştüm. Herobrine'le, canavarlarla, zombilerle. Herkesle dövüştüm neredeyse. Bu yüzden iyi dövüşürüm. Şimdi söyle Arif, bize yardım edecek misin? Bunu Arif'e sorun. Ha? Bir dakika. Ne diyorsun sen? Yani sen Arif değil misin? Arif kim o zaman? Hiçbir şey bilmiyorsun fakir dostum. Ulan şimdi seni var ya. Bizi kandırdın lan, bizi kandırdın. Zengin Arif. Hayır olamaz, hayır. Olamaz. Olamaz, çok korktum. Sen de kimsin? Ben Arif. Demek benim hizmetçimi savaşta yenmeyi başardın. Söyle, ne istiyorsun benden? Ha, bir dakika. Yani sen Arif'in hizmetçisi miydin? Bize yalan söyledin. Hak etmeyen hiç kimse benimle görüşemez. Söyle bakalım, ne istiyorsun ve yerimi sana kim söyledi? Yerimi sana hangi büyücü söylediyse onu mahvedeceğim. Bak sakin ol. Onu biz ısrar ettik, tamam mı? Yardımına ihtiyacımız var. Granny diye bir cadı şehrimizin yarısını ele geçirdi. Hem de büyü yaparak. Onu ancak sen durdurabilirmişsin. Ne olursun gel ve bize yardım et. Ne? Granny mi? Granny benim eski öğrencimdir. Demek boyundan büyük işlere kalkışmış. Madem savaşçımı da yendiniz, size yardım edeceğim. Ona bir ders vermenin zamanı geldi. Tamam, çok güzel. Yardımın için çok teşekkür ederiz Arif. Hadi zengin, gidiyoruz abi. Her şey için sağ ol. Ha, bir dakika, sana şehrimizin yerini tarif edeyim. Ve ne zaman geleceğini söyle. Her an gelebilirim fakir, her an. Şehrinin yerini tarif etmene gerek yok. Ben sizi bulurum. Defolun buradan. Tamam. Görüşmek üzere. Olamaz, bu çok korkutucuydu ya. Hadi zengin, gidiyoruz abi. Şehir bizi bekler. Granny şüphelenmemeli. Bir an önce gitmeliyiz, hadi. Arkadaşlar, sonunda şehre geldik. Ve bilin bakalım neredeyiz. Işık Kulesi'ndeyiz. Arkadaşlar, Granny'den gizli bir şekilde geldik buraya. Hem de sizin için. Buraya isimlerinizi yazdık arkadaşlar. Şimdi o isimleri göstereceğiz size. Hadi bakalım, bugün kuleye yazılan arkadaşlarımızın ismini okuyalım. İşte arkadaşlar, Granny görmeden gizlice buraya geldik. Ve buraya isimleri yazmaya başladık. Damla Daşdemirci, Jasmin, Mehmet Aral, Cemre Korkunç, Halit Demir, Bilal Çetingöz, Turan Sırtlanı, Oğuz Kaya ve Emrullah Uçar. Arkadaşlar, daha yazacağımız çok isim var. Burayı, her yeri dolduracağız. Daha bunun üst katları da var arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Herkese yetecek yer var. Sadece videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Hadi bakalım. Sonunda galiba Granny'yi yeneceğiz arkadaşlar. Yaptıklarının cezasını çekecek. Görecek o. Arkadaşlar, her şey için size teşekkür ederiz. Bize verdiğiniz desteklerden dolayı.
Evde kalın ve kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar.